Aynen Sony. Aynen böyle devam et kanka sen. Oğlum zaten dünya kadar konsol sattın. Ya bak PlayStation 5'i deli gibi sattın. Önce buna bir oyun yap da ondan sonra PlayStation 5 Pro'yu konuşalım. Yani şu an bunun ne vakti ne de yeriydi. Hata! Hata! Ama sen yaptın. O zaman bana da böyle bir video yapmak düştü. Evet dostlarım biraz sinirliyim. Bu siniri de çok güzel bir şekilde çıkaracağız. Bana göre çok daha mantıklı olan şeyi sunup kaçacağım dostum. O yüzden hemen videoya geçeyim. Bildiğiniz gibi dostlarım Sony hapşırsa haber oluyor. Nitekim büyük bir firma, böyle olması da çok normal. PlayStation 5 Pro'yu tanıttı geçtiğimiz günlerde ve birçok teknoloji kanalı ve oyun kanalı bunun haberlerini yaptı. PlayStation 5 Pro'nun özellikleri, mantıklı mı mantıksız mı falan filan diye birçok video görmüşsünüzdür. O yüzden burada tekrar tekrar aynı şeylere değinmeyeceğim. Bu videoyu yapmamdaki amaçsa tamamen şu dostum. PlayStation 5 Pro gibi çok saçma bir konsola para harcamaktansa neye para harcayabileceğinin tavsiyesini vermeye geldim. Tabii bu tavsiyeyi vermeden önce bütçemizin ne kadar olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden gelin ufak bir hesap yapalım dostlarım. Avrupa bölgesinde olduğumuz için PlayStation 5 Pro bizde 799 euro. Yani 800 euro. Buradan da yola çıkıp devam edelim. Bakalım bizim ülkedeki fiyatlar ne alemde olacak. İlk olarak 800 euroyu kura çevirdiğimiz zaman 30.500 lira yapıyor dostlarım. Bunun üzerine %20'lik bir gümrük vergisi ekleyeceğiz. Bu 6.100 lira. Daha sonra bunların toplamının üzerine tekrar bir %20 ÖTV ekleyeceğiz. Bu da 7.320 lira. Daha sonra bütün bunların toplamının üzerine bir de %20 KDV ekleyeceğiz. Burada toplam 8.780 lira. Şimdi tüm bu kalemleri alt alta topladığımızda ise çıkan sonuç 52.700 lira. Tabii şimdi bunu tek suçu da Sony'ye atmayalım. Yani şöyle bir genel tabloya baktığın zaman ülkemizde garantili bir şekilde almak istediğiniz zaman bu konsolu %70'inden daha fazla bir vergi ödemeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi konu burada şu an vergi değil. PlayStation 5 Pro'nun saçmalığı. Ülkemizde sadece vergilerle birlikte 52.700 lira oluyor. Tabii sadece hani vergileri ekledik işte 52.700 hayırlı olsun aldık diye bir dava yok kanka. Bunun üzerine bir de satıcıların satış kârı da eklenecek. O bu derken yani ortalama olarak bir PlayStation 5 Pro'yu ülkemizde 55 ile 60 bin bandı arasında bulabiliriz. Tabii kur bu şekilde devam ederse. Yani şu an 38 liralarda kur. Eğer bu şekilde devam ederse bu fiyatları görürüz. PlayStation 5 Pro ülkemize gelene kadar kur olur 40-45. O noktada fiyatta değişiklik gösterebilir dostum. Peki sen ülkende 55-60 bin liraya ne alabilirsin? Kanka var ya bomba sistemler dizebilirsin ve PlayStation 5 Pro'nun sana sunduklarından kat 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 daha güçlü olacak. PlayStation 5 Pro'nun teknik özelliklerine baktığın zaman 3070 Ti gücünde bir konsol. Ama sen 55-60 bin liraya 4070 süperli hatta belli başlı parçalardan feragat edersen 4070 Ti süperli, 4080 süperli falan bir sistem toplayabilirsin. 10 dakikada bir sistem oluşturdun ve bu sistem PlayStation 5 Pro'dan kat kat daha güçlü olacak. Ve onun sunduklarını sunacak. İşte PlayStation 5 Pro 2 TB SSD ile geliyormuş. Hazırladığımız sistemde de 2 TB SSD olacak. Sadece eksklüzif oyunlar ki son dönemde PlayStation 5 geldiğinden beri ya bu konsolu aldığıma şükür ediyorum dediğimiz bir oyun gelmedi. Ya şu son dönemde Astro Bot geldi. Onda da zaten millet ayılıp bayıldı. Ya ne güzel oyun. İşte böyle oyunlar yapılması gerekiyor diye. 2020'nin Kasım'ında çıktı PlayStation 5. 4 yılda elle tutulur bir oyunu yok. Spider-Man 2'ler geldi. Last of Us'lar, God of War'lar falan hepsi PlayStation 4'e de çıktı abi. Orada da oynayabiliyorsun rahatlıkla. Kanka ben niye aldım bu konsolu? 8K falan yazdım üstüne deli gibi. Ya manyak mısınız oğlum ya? Böyle bir satış var mı? Böyle bir milleti ayakta uyutmak. Yok işte video izleyebilirsin. 8K'da şöyle böyle falan. Ya kanka kutunun üstüne bastın sen ya bu 8K'yı. Sonra ne yaptın? Gittin kaldırdın. Gözünü seveyim yapma ya. Rastgele girip 55-60 bin liralık bir hazır sisteme baktığınızda da PlayStation 5 Pro'dan çok daha iyi oyun oynatabilen bir sistem ve iş yapabileceğiniz, bir şeyler üretebileceğiniz bir cihaz almış olacaksınız. Ama dilerseniz gelin şimdi benim ayaküstü hazırladığım sisteme de sizlere aktarayım. İlk olarak işlemcimiz PlayStation 5 Pro'nun içinde yer alan işlemciden kat kat daha güçlü. Kardeşim Ryzen 5 7500F. Bak şimdi DDR5 kuruyoruz ha. Öyle DDR4 falan değil. Bunu koyduk cebimize. Gayet güzel bir işlemci. Zaten şu anda amacımız 4K oyunculuk. 4K'da ben size 60 FPS'i aldıracağım. Bir konsol aldığın zaman olayı nedir? Uzun ömürlülüğü. Burada da uzun ömürlü. Yani geleceğe dönük bir sistem yapacağız. O yüzden 7500F aldım. Anakart olarak da giriş segment bir anakart koymuyorum. İleride sen buna işte 7950X takarsın. 9950X takarsın. İşte çıkarsa 10950X takarsın. Artık orası sana kalmış ama bu sistemi güncelleyebileceksin. O yüzden AM5 tabanlı bir sistem kuruyoruz. Asus'un TUF B650E
Wi-Fi modelini seçtik. Bu anakart ATX form faktöründe 3 tane içerisinde M.2 slotu bulunuyor. PlayStation 5 Pro'nun içerisinde size fazladan bir tane M.2 slotu sunulacak. RAM'lere geldiğimizde ise DDR5 kanadında neydi olayımız? 6000 MHz. Burada da 6000 MHz JL30 değerinde gayet güzel Patriot'ın Viper serisi RAM'lerini tercih ediyoruz. Şu anda fiyatı 3800-3900 lira bandında. SSD kısmında ise PlayStation 5 Pro'nun içerisinde 2 TB bir SSD geliyor. Biz de şu anda PCI Express 4.0'ın en üst seviye kontrolcülerinden birini kullanan DRAM'li ve oldukça kaliteli 2 TB'lık bir SSD seçtik. Bu da XPG'den S70 Blade arkadaşlar. Devam edelim. Ekran kartında ne alacağız? Dediğim gibi PlayStation 5 Pro'nun içerisindeki grafik gücü 3070-3070 Ti'ye denk. Biz burada 4070 Super kullanacağız. Öyle yine bak burada söylüyorum sana giriş seviye bir 4070 Super koymuyoruz abi. Colorful'un RTX 4070 Ultra'sını tercih ediyoruz. 3 fanlı kaslı bir soğutmaya sahip üst seviye bir kartı seçiyoruz. Devam edip kasaya gelelim. PlayStation 5 Pro'nun tasarımı kimisinin hoşuna gider kimisinin gitmez. O yüzden ben de burada kasayı da kıytırık bir şey seçmiyorum kardeşim. Gidip en iyisini seçeceğim. Güç kaynağını da iyisini seçeceğim. Çünkü neden? İleride sen buna 5080 takarsın. 6070 takarsın. 6080 takarsın. Orası sana kalmış. O yüzden geniş, ferah, kozmetik olarak da bana göre hoş olan bir kasayı tercih edeceğim. Rajintek'in Ponos Ultra modeli var. Gayet güzel, içerisinde kaliteli bir power supply ve gayet geniş bir kasa olarak bu tercih çok mantıklı duruyor. Kozmetik olarak bana hoş gelmedi diyebilirsin, farklı bir kasa arayabilirsin. İşte 5000-6000 lira bandında hem kasa hem güç kaynağını rahatlıkla aradan çıkarabilirsin. Son olarak 7500F dedik. Bu işlemci ısınacak, stok soğutucu falan. Zaten kutusuz işlemci almıştık, tray işlemci almıştık. O yüzden bu noktada bu işlemciyi oldukça serin çalıştıracak bir de soğutucuya ihtiyacımız var. Thermalright'in Peerless Assassin 120 modeli gayet güzel. Thermalright'in standart rengini seçip işte 1300 liralara falan kapatabiliriz ama gelin 1500 lira verelim. Beyazını alalım. Sistemimizle uyumlu olsun. Şu an genele baktığımız zaman bu sistemin peki bize maliyeti ne kadar? 55.000-55.500 lira civarlarında. Tamam abi. Bitti işte. Bak ne yaptık? Gayet güncel, güçlü bir işlemci seçtik. Güçlü bir ekran kartı seçtik. 4K'da rahatlıkla işlerinizi görecek. Ki neydi? Abi PlayStation 5 Pro geliyor. İşte PSSR var. Abi yıllardır DLSS'leyiz. Yıllardır FSR'layız. Alo Sony. Alo duyuyor musun beni kanka? Hani yıllardır bunlar var. Bunlar olan teknolojiler. Bunlar zaten yapılıyordu. Bunu sen yeni bir şeymiş ya da böyle bir çığır açacakmış gibi pazarlamak yapma kanka ya. Yapma. Gerçekten komik duruyor. Acınası duruyor. Ya adamlar bak adamlar abi kafayı yiyeceğim ya. Adamlar dik durma standını kutu içerisinden çıkarmış ayrı satıyorlar kanka ayrı. Senin ben kafana Sony. Senin ben kafana. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me